Merhaba sevgili teraziler. Sevgili teraziler, nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nin haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Çok önemli, çok dikkatli dinleyiniz. Ve gerekirse sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da, orada burada paylaşınız. Terazi arkadaşlarınızın görmesini isteyiniz. Bencillik yapmayın, beni çıldırtmayın. Saçınızı başınızı görelim. Evet, neler var burada? Neler yok ki? Terazi evet. için güzel bir dönem başlıyor. Para gelecek, güç gelecek, maddi ve ekonomik belli değerlerin gelmesinin hemen öncesindeki son solukları yavaş evet. yavaş yaşıyoruz. Terazi burcu için neler diyorsun ki? Sen bir terazisin, anlat bakalım. Evet. Seni sana. Şimdi terazileri etkileyen geçtiğimiz hafta önemli bir tutulma yaşandı. Ay tutulması Koç burcunda. Önümüzdeki haftada bir tutulma olacak. Yine Güneş tutulması Akrep burcunda. Bu hafta ikisinin arasındaki bir hafta. İki tutulma arası bir haftadayız. İki tutulma arası. Aslında iki tutulma arasında terazi burcunun biraz sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Sağlığa dikkat etmesi gerekiyor. Dişi şişmiş olabilir. Mesane evet, sorunları olabilir. Evet. Bazı böbrek taşı sorunları, evet. kristal kum. Evet. Bununla ilgili bazı sorunlar olabilir. Akrep burcuyla ilgili. Merkür akrep. Şimdi bir de şunu unutmayın. Teşhisler bu dönemde doğru olmayabiliyor. Evet. Neşenizi kaçıran bazı teşhisler. Bak, Merkür'ün retro akrep burcunda olduğunda çoğunlukla onkolojik teşhislerde hatalar olur. Evet. Derinliğine yapılan nükleer tıpla ilgili teşhislerde, radyolojik teşhislerde bazı hatalar olabiliyor. MR cihazları istediği gibi gösteremiyor. Röntgen filmlerinde lekeler olabiliyor. BT taramalarında istenilen sonuçlar vermeyebiliyor. Yani aslında bu Merkür'ün retrolarına için çok ayrı bir video yapmak lazım. Ama bence görüntülü böyle bir şov şeklinde yaparım. Evet. Biliyorsun Merkür resmen bir çekirdek. Derslerde çok, beraber çok, öğrencilere çok gösteriyoruz. Çok önemli. Yani dev bir mıknatıs aslında. Yani onun yarattığı manyetik alan. Terazi burcunda ne yapıyor şu anda? Parayla ilgili bazı gecikmelere sebebiyet veriyor. Son soluklarına, son gücünü vermek üzere ama 2-3 Kasım'dan itibaren başlayacak gezegen döngüleri iyi derim. Sen ne dersin? Kendinle ilgili. Evet, bu haftaya baktığımızda önümüzdeki hafta tabii Akrep burcundaki tutulma parayla ilgili konularda önemli hareketlilikler getirebilir, etkiler verebilir. Bu hafta özellikle 30 Ekim'de etkinleşecek Mars-Plüton üçgeni etkili. Bunun yanı sıra Uranüs-Plüton karesi tabii kronik bir sorun olarak terazileri sıkıştırıyor. 2015 Nisan'a kadar. Yani buna baskı ya, elimizin kili artık. Yani, evet, ona alıştık. Uranüs-Plüton karesi yani var ya, elimizin kili yani. 2015 Nisan'ına kadar başımızın evet. belası. Evet. 2015 Nisan'ın 18'i gibi falan bitiyor değil mi o? Evet, artık 2015'te son açısını yapacak, bir daha ayrılıyorlar. Biraz acaba demek bunu görebilecek miyiz? Yani o Uranüs ile Plüton'un karesine, yapısına. Yani bu iki gezegen bu kadar belalıdır. İki evet. dönüşüm gezegeni teraziyi ve koçu gerçekten zorluyor. Teraziyi biraz da iş ve aile yaşamından evet, zorluyor. Evet. Yani uzun zamandan bir iş yaşamıyla ilgili sorunlar yaşıyor bir kısmı. Eşleriyle ilgili sorunlar yaşıyor, aile yaşamıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Yani şamlar tabanlı, karakteri bozuk terazileri deler geçer. Ama gerçekten böyle kavlaştığı gibi, kaya gibi terazi burçlarına inanılmaz düzeyde de bir... Yükseleni boğa olan gibi diyorsun sen. Sen iyi evet. diyorsun. Sen çifte Venüs'sün, gene şanslısın ya. Evet, bu kadar diyoruz. Evet. Bol bol konuştuk, bilinçokurunan günlük astroloji videolarının bilinçokuru.com'dan veya da Facebook'taki Burç Durumu isimli app'mizden de görebilirler değil mi? Sevgili evet, Demet, ne dersin? Her zaman takip edebilirler günlük, haftalık, aylık tüm yorumları. Arkadaşlar, sizin için daha saatlik yapmıyoruz. Yakında o da başlayacak. Aloha, bye. Hoşçakalın. Güle güle.